Görele Sofulu köyünde doğdum. Buraya 1966'da geldim. İmam olarak geldim. Çiğdem Merkez Camii'ne. Yani bu camiye ilk defa ben imam olarak geldim. 1970 yılında Çavuşbaşı Merkez Camii'ne imam atandım. 1980 yılında Soğuk Su Merkez Camii'ne geldim. 1999'da Soğuk Su Merkez Camii'nden emekli oldum. Şimdi çocukluk yıllarım şöyle, ben çocukluğumu çok iyi yaşayamadım. Çocuk yaşta okumaya gittim. Hiç fırsat bulamadım. Yani oynamaya fırsat bulamadım. Doğrusu gece gündüz çalışırdık. Çok zor şartlar altında okuduk. Okuma imkanlarımız kısıtlıydı. Bazı kitapları bulup okuyamazdık. Hatta bir kitap, burada deniz yollarında çalışan bir eniştem vardı. O emanet olarak buldu, bana gönderdi. Ben okudum, tekrar kendisine gönderdim. Çünkü bizim zamanımızda dini eserler pek bulunmuyordu. Bazı Arapça eserler de yasaktı. Böyle Kur'an kursları filan oldukça yasaktı. Din eğitimi yasaktı. Ben 1967 yılında yaz tatilinde bu camide çocuk okutuyordum. Yaz tatilinde tatile çıkan çocukları okutuyordum. Ama polisten korkumuza caminin pencerelerine perde asıyorduk. Bizi görmesinler diye. Yasaktı. Kur'an kurslarında da Arapça eserler yasaktı. Müfettiş geldiği zaman önce onlara bakardı. Arapça bir şey var mı diye yasaklamışlardı. Yasaktı o. Yakalanınca artık ifade verilecek, mahkemeye veriliyor. Benim çocukluğumda ve gençliğimde bu yasakları yaşadık. Hatta başımıza böyle takke falan koyamazdık. Bir zamanlar şöyle bir şey oldu. Göreli'ye geldim, ilçeye. Başımda böyle bir şeyim vardı, takkem vardı. Zabıta arkamdan koştu, bağırı bağırı. Derhal başından çıkar onu dedi. Ben kaçtım oradan, çocuğum zaten, zabıtayı görünce. Birçok şeyler, işte tütün içmek, o da yasaktı. Hatta bir şeye şahit oldum, caminin kapısında yaşlılar oturuyor, biz de yanındayız. Karşıdan jandarmalar, asker göründü. Asker görünce tütün tabakalarını ceplerinden çıkardı adamlar, bir yere attılar böyle. Sordum onlara, niye dedim, yasak dedi. Asker yakalarsa bizi götürür dedi. Bize hutbe verirlerdi ve bize derlerdi ki cuma günü hutbede sadece dinden, imandan, ahlaktan bahsedeceksiniz. Başka konulara girmeyin. Yasak derlerdi. Konuşmaya da korkardık haliyle. Benim çocukluğumda
memleketimde, medreselerde okumuş alimlerle tanıştım ben. Öyle dini konuda bir şey anlatmaya korkardı. Etrafına bakardı, acaba bizi gören var mı filan diye. Çok korkarlardı. Bir yasak devir yaşadı o zaman ülke. Ama daha sonra zaman zaman bunlar kalktı. Şimdi rahatça konuşabiliyoruz, anlatabiliyoruz. Gençliğim genelde hep bu din hizmetinde geçti. Tahsil devresi bitince artık gençlik görev başladı. Görevimi çok şükürler olsun iyi yaptığıma inanıyorum. Birçok din hizmetlerim oldu. Tabii bu arada askerlik de var. Malumunuz 1968 yılında askere gittim. Askerliğim çok iyi geçti. Eşimle burada imamken anlaştık. Ben buradaydım. Eşim de Giresun Tiraboğlu ilçesinden geldi. Burada abisinin yanına geldi. Bir başka hanım devreye girdi. Dedi ben sizin dedi yuvanızı kuracağım filan dedi. Bana itiraz etmeyin dedi. Olsun dedik biz de. Allah-u Teala'nın takdiri de öyleymiş. 1967 yılında yuvamızı kurduk. Beykoz Belediye Şube Müdürlüğü vardı. Bu Yalıköy'üne yaklaşınca sol tarafta, deniz tarafında otobüs durağı var. Şube Müdürlüğü oradaydı. Bir iş için oraya gittim. Belediyenin tam girişinde, solda böyle merdivenden yukarı çıkarken merdivenin olduğu yerler tamamen çöplüktü. Çok dikkatimi çekti. Yani burası bir belediye yani böyle niye böyle filan. Biraz da zor oluyordu herhalde ama böyle atlak kalıyordu filan. Çıktım işimi gördüm. Yani çok beni duygulandırdı o yani böyle esten belediye başkanlığı yoktu ilçelerde. Şube müdürlükleri vardı. Yani niye böyle, niye böyle? Daha sonra Başkan Ali Zengin zamanında şimdiki belediyenin büyük bir kısmı o zaman yapıldı herhalde öyle zannediyorum. Ondan sonra da öyle yapıldı. Yani bir o zamana bakıyorum, bir de şimdiki zaman, şimdi çok değişik, şimdi çok daha medeni. Her bakımdan gelişmişlik var yani. Bu yollarımız, ibadethanelerimiz de dahil eskiye göre çok büyük bir gelişme var. Yani aslında bizim kültürümüze de uygun olan bu yani. Yani şu ana bakıyorum, mahsur yoksa söyleyeyim, camilerin ibadethanesine belediye bakıyor, temizlik işlerine bakıyor, lavabolarına bakıyor, abdest hanelerine. Yani bir evin temizliği kadar bayağı temizlik var şimdi. Bu çok büyük bir gelişme yani. Komşuluk ilişkilerimiz çok iyiydi. Şimdi o kadar iyi değil. Şöyle komşu komşuya güvenirdi. Emanet alır verirdi. Hiç esirgemezdi. Herkes de o emanete uyardı yani, riayet ederdi yani. Çok düzgün halk, komşular çok düzgündü. Biz yaz aylarında şuradaki elektrik direğinin dibinde yatsıdan sonra komşular toplanırdı. Orada gecenin geç saatlerine kadar kadın erkek böyle oturup muhabbet ederdi. Çok iyi ilişkiler vardı. O zamanları yine de arıyorum yani doğrusu. Herkes de birbirini tanırdı, güzel güzel muhabbet ederdi. Çok iyi bir ilişki vardı. Şimdi biraz
o zamanı arıyoruz desem doğru yani. Şimdi o kadar ilişki şey yapamıyoruz. Bir de bu teknoloji gelişti şimdi işte televizyon vesaire şu bu böyle. O zaman evlerde herkesin de yoktu ama. Herkesin de yoktu. Benim bile yoktu yani bir radyom yoktu. Öyle haber filan dinleyecek. Komşunun vardı, o komşunun radyosunda böyle bir kocaman bir radyo vardı. Bir de orada bazen haber dinlerdi. Bir at araba odun aldım. Odunu kapıya koyduk. Bir gün geldim baktım ki iki tane komşu hanım baltaları aldılar, geldiler benim odunumu kestiler. Dediler ki sen kesemezsin, bir yerini kesersin. Hani elini ayağını kesersin. Biz kestik, sen şimdi odununu yak dediler bana. Böylesine güzel ilişkiler vardı. Allah yine nasip etsin Cenab-ı Allah bize onları diyorum. Ya, komşu da çok önemli. Ben Beykoz'u seviyorum. Benim başka yerlerde de duraklarım var. Ama ancak Beykoz'da rahat ediyorum. Beykoz'un havası, Beykoz'un hizmetleri, özellikle de bu belediye hizmetleri benim çok hoşuma gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim, biz Beykoz'da belediyeyi daima yanımızda hissediyoruz. Kimin neyi varsa, kimin ne sıkıntısı varsa gidebiliyor. Yani çok da memnunuz kendilerinden. Değil, eskiden hiç çöp alınmıyordu burada. Yani şu mahallede hiç çöp alınmıyordu. Bu komşular çöplerini bizim bahçeye döküyorlardı. Şimdi haftada iki gün alınıyor. Ayrıca vatandaşın bahçesinden topladığı çalıları, yaprakları vesaire onları bile alıyor. Yani bir sıkıntısı olsa ha, tamam belediye yanımızda, belediye bize yardım eder. Bir sıkıntımız olsa eder. Gençlik çok önemli bir şey beşer hayatında. Allah-u Teala kuluna gençliği bir defa veriyor. Biz diyoruz ki gençlerimize, yavrularımıza gençliğinizi kirletmeyin. Çünkü bir daha elinize gelmeyecek o artık. Gitti mi bir daha gelmiyor artık. Bu gençliği kirletmeyeceğiz. Nasıl kirletmeyeceğiz? Oldukça sabırlı, metanetli olacağız. Büyük insanları, değerli insanları, vatanına, memleketine hizmet etmiş büyükleri daima kendimize örnek olarak alacağız. Yoksa nefsimize uyarız, o gençliğimiz heba olur gider. Onu son derece gözümüz gibi koruyup kollayacağız. Bize örnek olacak. Çok şükür bizim memleketimizde bizim büyüklerimiz, atalarımız, dedelerimiz bize hep örnek insanlardır. Onları kendimize örnek alsak, peygamberimize örnek alsak, sahabelerine örnek alsak ve bizim milletimizin, devletimizin büyüttüğü, yetiştirdiği örnek insanları kendimize örnek alsak gençliğimiz heba olmaz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Her genç gençliğini kirletirse sonunda mutlaka pişman olacaktır. İnsanın kalbine rahatlık veren bazı şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi de insanlara hizmet etmektir. Bir şekilde elimizden ne geliyorsa, mesleğimiz neyse o yönde insanlara hizmet edebilmek, insanların kalplerine dokunabilmek, bulunduğu yerde daima aranan bir insan haline gelebilmektir. Yani çok iyi insan olmak için gece gündüz gayret etmek zorundayız.